Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 2. sınıf Türkçe kitabı sayfa 114, 115, 116 Bilim ve Kültür Yayınları. 2. sınıf Türkçe kitabı 3. ünite Neler öğrendik? Etkinlik cevapları sayfa 114, 115, 116'yı yapacağız. 2. sınıf Türkçe kitabı Yalancının Mumu Metni etkinlik cevapları 2. sınıf Türkçe kitabı sayfa 114, 115, 116. A. Aşağıdaki metni okuyunuz. O konuşursa bu da düşünür. Bir gün Nasrettin Hoca güvercin kadar bir kuşun çarşıda 12 akçeyi satıldığını görmüş. Ertesi gün hindisi koltuğunu sıkıştırıp çarşıya gitmiş. Fakat kimse koca hindiye on akçeden fazlasını ödemek istememiş. Bu nasıl iş diye bağırmış hoca. Daha dün güvercin kadar bir kuşun tam on iki akçeye sattınız. Onun bu çıkışmasını gülümseyerek dinleyen satıcı, Hoca efendi demiş, o dediğin sıradan bir kuş değil, Allah'ın özene bezene yarattığı bir papağan. Kuş değil mi? üstünlüğü neresinde demiş hoca. O kuş konuşur demiş satıcı. Senin benim gibi söz söyler. Hoca bir an duramış. Ne yani demiş. O kuşlarsa biz de düşünürüz. Mehmet Fuat çocuklar için Nasrettin Hoca fıkraları kısaltılmıştır. B. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1. Nasrettin Hoca ne için hindisini çarşıya götürmüş? Cevap: Küçük kuşların 12 akçeye satıldığını görünce büyük hindisinin daha fazla satılacağını düşünmüştür. 2. Hoca neden sinirlenmiş? Cevap: Nasrettin Hoca sinirlenmiş çünkü kimse hindiye 10 akçeden fazla vermemiş. 3. Papağanın pahalı olmasının nedeni neymiş? Cevap. Papağanın pahalı olması nedeni çünkü insanlar gibi konuşabiliyormuş. 2. sınıf Türkçe Bilim ve Kültür Yayınları ders kitabı sayfa 115 cevapları. C. Aşağıdaki cümlelerin yazımlarını inceleyiniz. Yazım ve noktalamanın yanlış yapılan cümlelerin başının kutucuğunu işaretleyiniz. Cevap 1. 23 Nisan'da bayram yapacağız. 2. Karagöz ve Hacivat gösterisini çok beğendim. 3. Hacivat'ın hangi maniyi söylediğini hatırladın mı? 4. Gösteriyi ben de izledim mi? 5. Fatih Sultan Mehmet'i tanıyor musunuz? 6. Şehzade atını Çanakkale'ye sürmüş. 7. Mimar Sinan'ın eserlerini öğrendin mi? 8. Nasrettin Hoca'nın yaptığını görüyor musun? Ç. Aşağıdaki kelimelerin eş ve zıt anlamlarını yazınız. Cevap. Ç aşağıdaki kelimelerin anlamlarının eş ve zıt anlamlarını yazınız. Eş anlamlısı kara, siyah, zıt anlamlısı beyaz, yaş, ıslak, kuru, eş anlamlısı ihtiyar, kelime yaşlı, zıt anlamlısı genç, eş anlamlısı basit, kelime kolay zıt anlamlısı zor eş anlamlısı çabuk kelime hızlı zıt anlamlısı yavaş eş anlamlısı ak kelime beyaz zıt anlamlısı siyah fayda yarar zarar 2. sınıf Türkçe Bilim ve Kültür Yayınları ders kitabı sayfa 116 cevapları D. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 1. Hangi seçenekteki kelimeler alfabetik sıraya uygun yazılmıştır? A. bayram, çocuk, şölen, oyun B. hindi, horoz, tavuk, papağan C. gemi, hamam, köprü, saray 2. Şiiri okurken şunlara dikkat ederim. Birinci, Satırları parmağımla takip etmeden okurum. 2. Acele etmeden anlaşılır hızda okurum. 3. Dinleyicilerle göz göze gelmekten kaçınırım. Zeynep'in açıklamasındaki numaralandırılmış davranışların hangileri hatalıdır? A1 B2 C3 3. Üçüncü, aşağıdaki cümlelerin hangisinin soru eki doğru yazılmıştır? A. Mimar Sinan'ı tanıyor musunuz? B. Nasreddin Hoca Hindiyi satabildi mi? C. Karagöz Hacivat ile iyi anlaşır mı? Sonraki metne hazırlık. 1. Çanakkale Zaferi hakkında araştırma yapınız. Çanakkale Türküsü'nün sözlerini öğrenip defterinize yazınız. Kısa cevap için linki tıklayın. Uzun cevap. Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı'nda söz sahibi olmak için ve Rusya'da kolaylıkla yardım sağlamak için boğazları ele geçirmek istiyorlardı. Bu yüzden Çanakkale Boğazı'na saldırmaya başladılar. Kahraman askerlerimiz her türlü mücadeleyi boyun eğmeyerek itilaf devletleri pis emellerinden ülkemizi kurtarmıştı. 18 Mart 1918 yılında Çanakkale Savaşı'nı başarıya ulaştırmıştır. Çanakkale Türküsü Çanakkale içinde Aynalı Çarşı Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim eyvah. Çanakkale üstünde duman bürüdü. 13. fıkra harbe yürüdü. Of gençliğim eyvah. Çanakkale içinde toplar kuruldu. Vay bizim uşaklar orada vuruldu. Of gençliğim eyvah. Çanakkale içinde bir dolu testi. Analar babalar umudu kesti. Of gençliğim eyvah. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah. Çanakkale köprüsü dardır geçilmez. Alkan olmuş suları pistas içilmez. Of gençliğim eyva. Çanakkale çıktım yan basa basa ciğerim türüdü kan kusa kusa. Of gençliğim eyva. Çanakkale içinde sıra söğütler altında yatıyor aslan yiğitler. Of gençliğim eyva. Çanakkale'den çıktım başım selamet ana fartaya varmadan koptu kıyamet. Of Gençliğim eyva. 2. sınıfa yaşadığınız ilde bulunan tarihi ve doğal turistik yerlerle ilgili görseller getiriniz. Kısa cevap için tıklayın. Uzun cevap. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler.